O zaman benimki acaba KPI yapan maaş alsın. KPI'de success olan daha fazla maaş alsın. Acaba corporate'larda insan kalır mı? Kaç kişi kalır? Bu problem bu zaten. Yani ana entrepreneur bir ruhla çalışan insan yok. Entrepreneur'da çalışmadıktan sonra pasif insanların çalıştığı bir yer. Pasiflerin çalıştığı bir yerde nasıl hayat devam edecek? Ne kadar devam edecek? Alıp çalışabilmen için pasif olmandan çıkıp aktif olmaya geçiyor olmak lazım. Evet. Ama bu otomatik olaraktan şirketlerde sadece patrona özgü bir şeymiş gibi oluşuyor. Halbuki yeni dünya üzerinde devrimsel bir yapı içerisinde, bireysel bir dünya içerisinde, özgürlük içerisinde bunun böyle olması lazım. Doğrusu bu esasında. O zaman bütün şirket çok ciddi bir aktif hale gelecek. Mesela hani Hüsam satılamazsınız, yeni geldiniz ama bilirsiniz storyler, Utku olsa da anlatsa. Şeyin bölgeleri şubeye döndü. Gerçekten onu öldürüyor. Maslak'taki rakama bile hatırlıyorum ya. Kaç yıl önceden bahsediyorum, 6-7 yıl önce. Maslak'taki adamcağız 80 yapıyordu, 150'ye çıktı ya. Halbuki o da kavga dedi ya, burası Maslak bölgesi, Manhattan gibi yer falan. Adam kendisine geçince usta. Kendi şirketi oldu ya, yani çalışanlarıyla her şeyle beraber kendi şirketi oldu. Ya üçüncü ay sonunda 850'ye çıkardı. Şimdi dedim ki ya buna kızmayalım çünkü bu bir sıkıntı doğuracak. Yani insanlar kendi işleri gibi yapmaya başlayınca rakam iki katına çıktı. Çünkü pasif de aktife geçti. İzlediğinizi bilmiyorum yani. Çok enteresan ya. Aynı adam ya, aynı ekip, aynı bölge. Utku bilir bak, Utku'yla dönmüyor adam bir anda yukarı çıktı. Satışlar mesela. Çünkü pasiften aktife geçmiş vaziyettesin ya. Tam anlaşılır bilmiyorum. Yani senin problemin ya da hepimizin problemi esasında aktif olmak. Aktifin içerisinde müthiş bir sorumluluk var, müthiş bir sevgi var, keşfetmek var, şüphecilik var, araştırmacılık var. Full bir aktif ve full aktifliğin içerisinde müthiş bir enerji var. Yani zombi enerjisinden bir anda bire enerjisine geçiyorsun esasında. Biraz daha somutlaştır, nasıl olacak evet. Bu aktifliği yani? Ama aktifin ne olduğu beraber aynı fikirdeyiz değil mi? Sessizliğe durduk, bundan sonra aktif olacağız yani. No no. Aktifi okey miyiz? Ne olduğuna hemfikir miyiz? Okey. Ama şu anda ben sizi dinlerken pasif olmak durumundayım. Aktif olmak durumundayım. Yani ama konuşurken pasif olmak durumundayım. Aradaki fark ince bir ayar. Hiçbir şey yapmıyorum şu anda. Esasında müthiş bir aktifim. Bir şey yapıyorum ama geçmişten kalan bir refleks hareketi ise esasında pasif. Geçmişi korumayla ilgili yaptığım her türlü aktifte pasif. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Yani ben size şu an danışmanlık veriyor olsam, geçmiş 5 yıldan beri ne yaptığınıza bakarım. Eğer aynı tarzda ilerliyorsa pasifsiniz. Bilançoya bakmama gerek yok yani. O bilanço çökecektir yani. Çünkü ama bundan bir 30 yıl önce olsaydı çökmeyebilirdi. Çünkü ekonomi ve teknoloji ağır ilerliyordu. Şu anda çok hızlı ilerlediği için çok aktif olmanız lazım. Mesela sizin şu anda yaptığınız proje pasif. Satıyor olabilirsiniz hala. Çok önemli değil. Ama yeni bir şey eklemediyseniz oraya aktif olmayacak. Aktiviteniz devam etmiyorsa pasifte kalıyorsanız eğer. Aktif, pasif. Ne zaman mutlu olursun abi sen aktif pasif dengesi içerisinde? Bravo. Şimdi abi rakamları kaldır orada. Tamam mı hocam? Pasif işlerini yaz. Günlük her zaman yaptığın şu anki işler. Bir de aktifleri yaz. Aktif var mı yok mu bak bakalım. Aktifin daha fazla değilse pasifinden yürümeyecek işleriniz hocam. Aynı şeyi döndür kendi hayatına bak. Ben sınavına girmekten pasiflerim, aktiflerim. Sabah önce kalkıyorum, işe gidiyorum, 8 saat çalışıyorum, oradan eve geliyorum, hanımla beraber televizyon seyrediyorum, geri yatıyorum. Hocam ölüsün zaten. You are already dead. Gelir yok. Yani maddesel olarak değil ama bir gelir yok. İnovatif bir şeyin yok. Aynı şeyi git şirketindeki adamlara sor. Hocam sizin aktif ve pasifinizi çıkarmak istiyorum. En son ne yaptınız abi aktif? Yani geçmişten kalanları devam ettirenin haricinde ne yaptınız? Veyahut da benim söylediklerimin dışında siz ne yaptınız? Herhangi bir şey. Bak basitleştirdim olayı. Yani felsefeden çıkarıp normal bir hayata aldım. Çok önemli bir şey. Niye mesela, hemen geleceğim hocam, patronlarla çalışanlar anlaşamıyorlar? Patron devamlı aktif çünkü. Müthiş derecede aktif. Yani sen daha burada bir şey yapmışsın, başarmışsın, adam orada çoktan geçmiş. Öbürü ne oldu diyor tam. Çünkü full aktif. Yani şöyle bir şey yok. Yani mesela ben çoğu patronda bunu görmüşümdür. Kutlaması 3 dakika sürer. Yeni aktifle konuşması 33 dakika sürer. Okey? Çalışanların kutlaması 33 dakika sürer. Yeni aktifle bulmaları 3 dakika sürer. Yani 3 dakika da 33 dakika. Yani tablonun
şeyi yanlış. O zaman aktif hayatını geliştirebilirsen, mesela neden çocuklarınki çok aktif? 10 yaşında, 20 yaşında, 25 yaşında. Çünkü düne benzemiyor. Dün üniversitedeydi, bugün yeni bir şey yapması lazım. Ve aktif olmadığı sırada yürüyemeyecek bu iş. Abi ben üniversiteye devam ettirmek istiyorum. Yani pasif. Bir mümkün değil, bir altı olmayacak yani. Ondan sonra şirkete giriyor adam. Aynı şeyi devam ettiriyor orada. Yani dünkünü devam ettirmeye çabalıyor. Ve biz buna ne diyoruz biliyor musunuz? Ne üzücü ya. Kurumsallık diyoruz ya. Mesela şirketlerde şeyi kaldırmanız lazım o zaman işte. Rakamsal aktif ve pasifi. Rakamsal bütçeleri, rakamsal bilançoların bir sonuç olduğunu görüyorsun. Aktif olmak çok önemli. Aktif içinde çünkü sorumluluk var. Sorumluluk almayan insanlar aktif olabilirler mi? No. Çok enteresan bir şey. Ve aktifliğe giden yol, demin bahsetmiş olduğum dinlemeden geçiyor. Kendini dinlemen ve dışarıyı dinlemen. Aktif dinleyebilirsen eğer, kendini ve dışarıyı full bir keşfetmek var. Full bir anlamak var. Ne yapman lazım bunun için? Abi geçmişi bırakman lazım. Geçmişi bırakmak demek ne demek biliyor musunuz? Ölüyorum ve doğuyorum. Ölüyorum ve doğuyorum. Ölüyorum ve doğuyorum demek. Aynı anda ölüyorum ve doğuyorum demek, ölmek ne demek esasında? Bana ait olan bilgiler, hafızam, experience'ım, tecrübemi bırakabilmek demek. Çünkü ben şu an öldüğümde, mezara girdiğimde ne yazık ki hiçbir şey kalmayacak. Geçmişimle ilgili ne var ne yok hepsi bitti. Finito. Defter kapandı benim için. Mezara girdim hocam. Taşıyamayacağım da Mısır firavunları gibi. Hani ne buradaki eşyaları, ne o evdeki eşyaları, ne arabayı, ne onu, ne de sevdiklerimi hiçbirini taşıyamayacağım. Bırakmış vaziyetteyim orada. Yapacak bir şey yok. Bitti. Ama eğer ben şu anda yaşarken onu bıraksam ne olur acaba? Yaşıyorum. O zaman aktif pasifi aynı anda yaşamış olur. Yani doğum ve ölüm, aktif ve pasif, yeni ve eski müthiş bir bütünsel esasında. Yani şu anın aktif olanı birazın sonrasında pasifi. Ne dedim o yüzden ben? Ben şu anda pasifçe konuşuyorum. Siz aktif olmanız lazım. Ama siz soru sorunca ben aktif olmalıyım. Ne demek istiyor? Anlamalıyım onu. Ne diyor acaba? Keşfetmeliyim. Çünkü benim düşüncem geçmişten geliyor. Pasif. Anlatabiliyor muyum? Ben buradan nasıl zevk alabilirim şu anda? Gerçekten değişik sorular sormanız lazım. Değişik fikirler ortaya atabilmeniz lazım. Ben de bunu müthiş bir şekilde bu hoca gerizekalını bırakıp tam öğrenci gibi nasıl dinlemeliyim acaba diye dinlersem eğer ben buradan coşkuyla çıkıyorum. Yani bir